Herkese merhaba. Huawei'nin IFA 2014'te tanıtmış olduğu Android telefonlardan bir tanesi G7. Geçtiğimiz yılın sonlarında Türkiye piyasasına giriş yapmıştı. Şu sıralar Huawei Ascend G7 piyasada bulabilirsiniz. 1000 lira civarında bir fiyatıyla gayet uygun bir seçenek. Büyük ekranlı bir Android telefon arayanlar için Ascend G7 gerçekten çekici gibi duruyor. Ascend G7'de 5.5 inç ekran var. 1280x720 piksel çözünürlüklü bu ekran gayet düzgün giriş açıları sunuyor. Aynı zamanda piksel yoğunluğu da tatmin edici düzeyde. Telefonu kullanırken görsel açıdan iyi bir deneyim sağlanması mümkün oluyor. Qualcomm Snapdragon 410 işlemci var. 2 GB RAM ve 16 GB dahil hafıza bu telefonda mevcut. Aynı zamanda microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da arttırmanız mümkün oluyor. Huawei G7'nin metal kenarları telefonu oldukça çekici gösteriyor. Bu segment içerisinde gerçekten de çekici görünüme sahip olan bir akıllı telefon var karşımızda. Ve gerçekten de Huawei G7 üst sınıf Android telefonu deneyimini fazlasıyla yansıtıyor. Telefonun önünde 5 megapiksel kamera mevcut. Arkada da 13 megapiksel kamera var. 1080p Full HD video kayıt yeteneğine sahip Huawei G7. Ve gördüğünüz gibi telefon arka kapağı yerinden çıkmıyor. Kenarlarda gördüğünüz gibi tepsiler var. SIM kart ve microSD kart tepsileri özel bir iğne yardımıyla bu tepsiler yerlerinden çıkarılıyor ve kartlar yerleştiriliyor. Güç butonu, ses tuşları mevcut yine aynı kenarda. Altta microSD portu ve mikrofonu görüyoruz. Üstte de 3.5 mm kulaklık jack'ı var. Arkada da ikinci mikrofonu görüyoruz Huawei G7'de. Huawei G7'nin hoparlörü de aşağıda yer alıyor. Gördüğünüz gibi telefonu korumak amacıyla Huawei bir de kutuya kılıf eklemiş. Görmüş olduğunuz kılıfı telefonun arkasına takarak Huawei G7 daha rahat, daha sağlam, herhangi bir yerine bir şey olmayacağını güvencesiyle kullanabilirsiniz. Huawei G7'de Android 4.4 KitKat çalışıyor. İlerleyen zamanlarda bu telefonun Lollipop güncellemesini alacağını tahmin ediyoruz. Daha şimdiden Emotion kullanıcı arayüzünde Lollipop'un izlerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi ekranın altında bulunan navigasyon tuşları Lollipop'un tadına, materyal dizaynın tadında hazırlanmış. Emotion kullanıcı arayüzü biraz sıra dışı, uygulama menüsü yok. Bütün kısa yollar gördüğünüz gibi ana ekrana yerleştirilmiş ve görsel açıdan da oldukça zengin duruyor. Temalarla bu kullanıcı arayüzünü biraz da özelleştirmeniz mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi temalar bölümüne ana ekrandan ulaşabiliyorsunuz ve buradan da çeşitli temaları telefonu yükleyerek özelleştirmeniz mümkün oluyor. Bunun yanı sıra ayarlardan gördüğünüz gibi hızlı erişim kısa yollarını aktifleştirebiliyorsunuz. Böylelikle telefonu kullanırken navigasyon kontrollerine, arama işlemine ve bunun gibi bazı kullanışlı kısa yollara çok daha rahat şekilde erişmeniz mümkün oluyor. Huawei G7 gördüğümüz kadarıyla gayet kullanışlı. Kendisi için biçilen değerin karşılığını fazlasıyla veren bir akıllı telefon gibi gözüküyor. Performans açısından orta ayarda olduğunu söyleyebiliriz. Google Play Store'daki çoğu oyunu rahatlıkla oynatacaktır. Bunun yanı sıra çoğu uygulamada da iyi bir performans sunacaktır Huawei G7. Huawei G7 ile ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. O incelemede G7 ile çekilmiş fotoğraf ve videolarda yer alıyor. Aynı zamanda daha fazla yorumu da o inceleme yazısında bulabilirsiniz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.